kampüsleri yapılarak giderilmeye çalışılmaktadır. Lise çağındaki çocuklarımızın kullanacağı eğitim kampüslerinin bir bölümünü de yap kirala devlet olarak hukuki altyapısı oluşturulan kamu özel ortaklığı finansman modeliyle yapılması planlanmıştır. Altay proje 2 yıl inşaat ve toplam 22,5 yıl sözleşme süresiyle ihaleye çıkarılması planlanan eğitim tesislerinin yakın dönemi içinde tüm finansmanı yüklenici tarafından yerine getirilecek, sözleşme süresi boyunca temizlik, güvenlik, binaların bakım onarımı ile yurtlarda kalan öğrencilerin yemek ve çamaşır hizmetleri gibi hizmetler yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Yüklenicinin finansman maliyeti 20 yıl süreli taksitler halinde bakanlıkça ödenecektir. Ülke genelinde arazi altyapısı hazır olan 33 adet eğitim kampüsünün mimari projelerinin, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesine, çok sayıda seçeneklerin ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların öne çıkarılmasına, kültürel geleneğin çağdaşlaştırılarak günümüzde aktarılabildiği eğitim yapılarıyla günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, gelişmekte olan ülkelere model olabilecek bir mimari anlayışın ortaya çıkmasını sağlayacak proje ve mühendislerin belirlenmesine, ayrıca ilgili mesleklerin gelişerek uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlanması amacıyla ulusal ölçekte yarışmayla elde edilmesine karar verilmiştir. Kamuda ilk kez bu kadar büyük ölçekte yapılan bir yarışmayı gerçekleştirmemize fırsat tanıyıp bize destek olan Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Bakanlığımız tarafından 30.11.2012 tarihinde açılan yarışmaya ön seçimine 156 adet mimari ekip dosya vererek başvuruda bulunmuş, idaremizce oluşturulan komisyonun değerlemesi sonunda ön yeterlik için başvuruların tamamı asgari yeterlik şartlarını sağladığı görülmüştür. Ön yeterlik için verilen her belge ve bilgi bir yıldız alarak en fazla yıldızdan başlamak üzere en aza doğru yıldız alanların sıralandığı 6 adet torba oluşturulmuş, komisyonca her torbadan bir ekip seçilerek her bir proje için 6 adet yarışmacı seçilmiştir. Yarışmacılar jüri üyelerini bilmekle beraber yarışmaya davet edilenlerin kimlikleri jüriden gizlenerek objektif bir rekabet oluşturulmuştur. Yarışmanın birinci grubu Adana, Kocaeli, Aydın, Şanlıurfa, Erzurum, Muğla, İstanbul ve İzmir illerinde her bir proje için 6 yarışmacı kura ile seçilerek proje yarışma süreci başlatılmış, yarışma için 46 adet proje teslim alınmış ve jüri tarafından değerlendirmeler yapılarak derecelendirmeleri tamamlanmış ve ilan edilmiştir. Yarışmanın ikinci grubu Afyon, Ağrı, Balıkesir, Bursa, Hatay, Elazığ, Kastamonu, Kayseri, Iğdır, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin olmak üzere toplam 12 projenin yarışma süreci de devam etmekte olup 4 Haziran tarihinde teslimleri alınarak 24 Haziran'da da jüri değerlendirmesi tamamlanıp sonuçlandırılacaktır. Yarışma projelerine verdiği destek ve himayelerinden ötürü Sayın Bakanımız Nabi Avcı'ya şükranlarımı sunarken, yarışma süresi boyunca danışman jüri olarak emeklerini esirgemeyen jüri üyeleri Mimar Hasan Özbay, Erdal Sorgucu, Dürrün Süyer, Deniz Güner ve Kaan Özer'e, İnşaat Mühendisleri Atilla Eser ve Sabri Kuşçu'ya, Eğitimci Bedri Eminsoy'a, raportörler Seden Cinasal Avcı ve Saniye Kölemanoğlu'na huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Yarışma sonucunun eğitim ve mimarlık camiası adına hayırlara vesile olmasını diliyor. Bütün yarışmacılara da katılımlarını ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Arz ederim. Sayın Murat'a teşekkür ediyoruz. Birbirinden güzel ve zengin içerikleri olan bu projeleri değerlendiren bir jürimiz vardı. Burada emek veren tüm jüri üyelerine teşekkür ediyoruz ve şimdi jüri başkanı Mimar Sayın Erdal Sorgucu'yu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, değerli meslektaşlarım. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı lise eğitimi için önemli miktarda var olan derslik ve okul açığının giderilmesi amacıyla eğitim kampüsleri yapılması kararını vermiş bulunmaktadır. Bu sorunun giderilmesi ve yüksek standartlara ulaşılması hedeflerini öne koyarak ve yıllardır süre giden tevamüllerin aksine bu projeleri yarışmayı elde etmek amacıyla bir dizi eğitim kampüsleri mimari proje yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışma dizisinin ilki olan ve şu an sonuçlarını hep beraber paylaştığımız bu mimari proje yarışmasının bir jüri üyesi olarak diğer tüm jüri üyesi arkadaşlarımla birlikte
Bu işin başından beri ayrı bir heyecan içinde olduk ve bu önemli sorumluluğu hep omuzlarımızda hissettik. Seçilen 8 il için 46 katılımcı mimar veya mimari grup bu yarışma kapsamında çok değerli fikirlerini bizlerle mimarlık ortamıyla paylaşarak bu önemli soruna nitelikli ve yaratıcı çözümlerle katkıda bulunmuşlardır. Telaffuz edilen rakamların büyüklükleriyle bu konu, yani 10 bin kişilik öğrenci nüfusu ve yaklaşık 100 bin metrekarelik yapılaşma alanı ve bu kampüslerde gerçekleşecek yaşam elbette kendi içinde belki şu an bile öngöremeyeceğimiz bazı potansiyel sorunlar içinde taşıyor olabilir. İşte içinde bulunduğumuz bu tip ortamlar bu sorunların konunun tüm taraflarınca tartışılarak nitelikli çözümlere ulaşılan bir platform olarak bu sürece çok önemli katkılar sunacaktır inancındayım. Milli Eğitim Bakanlığı bu yarışmaları düzenleyerek sadece evrensel düzeyde gelişmiş ve vizyoner bir bakış açısı ve yaklaşımını göstermekle kalmamış, ayrıca tüm kamu kuruluşları ve diğer bakanlıklara da örnek olacak bir tavır sergilemiştir. Biz mimarların da gerek bu sürece katkı koymak konusunda, gerekse mimari yarışma kurumunun gelişerek yaygınlaşması konusunda önemli sorumluluklarımızın olduğunu hatırlatmak isterim. Konuyu evrensel ve çağdaş bir yaklaşım düzeyi içinde çözme çabası ve mimarlık camiasına göstermiş olduğu bu güvenden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Daire Başkanlığı yöneticisi ve çalışanları büyük takdirleri hak etmektedir. Bu vesileyle mesleki kariyerini yarışmacı bir gelenek üzerine inşa eden bir mimar olarak başta Sayın Bakanım olmak üzere kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca tasarımlarıyla bu yarışma sürecine değerli katkılarda bulunan yarışmacı arkadaşlarım ile jüri üyesi ve raportör arkadaşlarım da özverili çalışmalarından dolayı tebrik eder ve huzurlarınızda bir kez daha teşekkürlerimi sunmak isterim. Saygılar. Sayın sorgucuya teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı'yı saygılarımla kürsüye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, göç alan büyük illerimizin derslik ihtiyacına işlevsel ve kapsayıcı bir çözüm getirmek üzere ülke genelinde kurulacak 33 eğitim kampüsünün proje yarışması ödül töreninde aranızda bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepimiz biliyoruz ki eğitimde fırsat eşitliği ve nitelik gibi iki önemli hedefe ulaşmak için çözümlememiz gereken sorunların başında derslik ihtiyacı geliyor. Son 10 yıllık süreçte eğitimde yaşanan büyük seferberliğe ve eğitime yapılan muazzam yatırımlara rağmen derslik yapımı konusunda hala almamız gereken bir mesafe var. Ancak şunu da memnuniyetle belirtmek gerekiyor ki göç alan bazı illerimiz dışında derslik ihtiyacımız hemen hemen çözülmek üzere. Büyük şehirlerimizde ise bir dersliğin bize maliyetinden çok yerleşim bölgelerinde arazi bulunmaması veya kamulaştırma maliyetlerinin çok yüksek olması gibi sebeplerden dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Kestirmeden söyleyecek olursak, fiziki altyapıya ilişkin eksiklikleri bir an önce tamamlayarak nitelikli bir eğitimi daha baştan imkansız kılan kalabalık sınıflardan kurtulalım istiyoruz. Bu açmazı eğitim kampüsleri yoluyla aşarak çocuklarımızı, gençlerimizi hak ettikleri fiziki ortamlarla buluşturmak üzere kollarımızı savunmuş bulunuyoruz. Türkiye genelinde kurmayı düşündüğümüz 33 eğitim kampüsü, kentlerin yeni gelişen bölgelerinde oluşturulacak yaklaşık 100 bin metrekare büyüklükte kamu arazilerde yapılacak. Kampüs alanına yakın olan bölgelerdeki liselerin bir kısmının kampüse taşınması sonucu, kent içinde boşalan lise binaları
eğitim, öğretim amacı dışında başka işlevlere tahsis edilmeyecek. Bu cümleyi müsaadenizle bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Çünkü bu konuda çok haksız bir takım spekülasyonlar bazı illerimizde yapılıyor. Onun için bir kere daha vurgulayarak söylemek istiyorum. Kampüs alanına yakın olan bölgelerdeki liselerin bir kısmının kampüse taşınması sonucu kent içinde boşalan lise binaları eğitim öğretim amacı dışında başka işlevlere tahsis edilmeyecek. Bu binalarımız yeniden düzenlenerek ilkokul ve ortaokul sistemimize tahsis edilecek. Böylece daha küçük yaştaki çocuklarımız, öğrencilerimiz daha rahat şartlarda nicel ve nitel standartlara uygun dersliklerde, evlerine daha yakın yerlerde, mahallelerinde eğitim, öğretim görme imkanına sahip olacaklar. Eğitim kampüsleriyle derslik açılarının kapatılmasının yanı sıra yüksek standartlara sahip mekanlarda eğitim yapılmasını da sağlamış olacağız. Değerli konuklar, eğitim kampüsleri için kamu özel ortaklığı finansman modeliyle ihaleye çıkmadan önce uygulamada kullanılacak eğitim kampüslerini ulusal ölçekte ön seçimli mimari proje yarışmasıyla belirlemek istedik. Bu yarışma çok sayıda seçenekten ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların öne çıkarılması, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesi, gelişmekte olan ülkelere model olabilecek bir mimari anlayışın ortaya çıkması sağlayacak proje ve müelliflerinin saptanması, güzel sanatların ve ilgili mesleklerin teşviki gibi bir dizi güzel amaca da hizmet edecek. Ama her şeyden önemlisi çocuklarımızın fırsat eşitliği temelinde nitelikli eğitim alma hakkını hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Birbirinden nitelikli ve yaratıcı projeyle başvuruda bulunan bütün yarışmacılara, ödül almaya hak kazanan mimari ekiplere, değerli jüriye ve bu projeyi başlatan değerli bakanımız Sayın Ömer Dinçer'e ilgilerinden, katkılarından, emeklerinden dolayı ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu konuşma metnini sergiyi gezmeden önce hazırladığımız bir metindi. Onun için sergi sonrası da birkaç küçük cümle ilave etmek istiyorum. Öncelikle gerçekten bütün yarışmacıları ve jüriyi tebrik ediyorum. Ama nedense zaman zaman sergi koridorlarında gezerken mimar arkadaşlarıma da söyledim. Gençliğimde çok dinlediğimiz bir parçada uzaktan uzağa yankılanıyor gibi geldi. Pink Floyd'un The Wall şarkısı. Ve dedim ki genç mimar arkadaşlara, lütfen projeleri bu tür projelerle ilgilenirken, bu projeler üzerinde çalışırken, hani arkada genellikle mimarlar müziksiz çalışmıyorlar bildiğim kadarıyla, Pink Floyd'u da arada dinlerseniz Milli Eğitim Bakanı olarak çok mutlu olurum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli konuklarımız, sizleri bekletmeden Sayın Bakanımızın programları da yoğun. Hemen ödül törenimize geçmek istiyorum. Şimdi Emine Hanım söyleyince, yoğun program bekletmeden deyince, lütfen özürlerimi kabul ediniz. Bu toplantıya çok gecikerek gelebildim. Ama YÖK'te bir toplantımız vardı ve toplantı bir kurulla olunca zamanı ve saatleri ayarlamanız çok zorlaşabiliyor. O nedenle geciktim. Ayrı ayrı bütün katılımcılardan
hoş görmelerini diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz efendim. 8 ilimizde sonuçlar belli oldu. Alfabe